Merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi yönetim bilişim sistemleri dünyada en hızlı gelişen ve en popüler alanlardan birisi. Biz de Türkiye'deki ilk yönetim bilişim sistemleri bölümüyüz ve bu konuda size bir sunum hazırladık. Şimdi şu grafiğe baktığımız zaman Yönetim Bilimleri Fakültesi altında yer alıyor yönetim bilişim sistemleri bölümü. Dediğimiz gibi dünyada neden çok hızlı gelişen alanlardan birisi? Burada normalde elmalarla armutlar karıştırılmaz. Yani eşit ağırlıklı bölümlerle sayısal bölümleri pek karıştırmamak lazım. Ama velev ki karıştırdık, nasıl bir durum ortaya çıkıyor? Size onu göstermek istiyoruz. Yani birinci sırada bilgisayar mühendisliği bölümü geldiğini görüyorsunuz. İkinci sırada işletme bölümünün geldiğini görüyorsunuz. İlk 500'den almış. Üçüncü sırada iktisat bölümünün geldiğini görüyorsunuz. 662. sıradan almış. Ve geçen sene biz 1025. sıradaydık. Sonra siyaset ve uluslararası ilişkiler 1128 puan. Sonra elektronik mühendisliği bölümü 1143 puanla gelmekte. Sonra psikoloji bölümü geliyor. Daha sonra endüstri mühendisliği bölümü geliyor. Daha sonra uluslararası ticaret ve sosyoloji bölümleri geliyor. Bu sıralama bile aslında öğrenci tercihleri açısından ve dünyadaki popülerlik açısından MIS bölümünün nereye geldiğini çok iyi bir şekilde bizlere gösteriyor. Şimdi şu grafiğe bakacak olursak, geçtiğimiz yıllarda sosyal medyanın çok hızlı bir şekilde geliştiğini, artık cep telefonlarımızda 3G, 4G, hatta şimdi 5G'nin ayak sesleri geliyor. Sosyal medyada büyük bir patlama olduğunu, mobil platformların çok daha hızlı bir şekilde kullanıldığını, elektronik ticaretin çok hızlı bir şekilde geliştiği günleri yaşadık. Yani bugün bir Facebook'a baktığınız zaman değeri işte 1 trilyon dolara yaklaşıyor. Bazen düşüyor, bazen yükseliyor. Fakat şu an geldiğimiz noktada artık dünya bambaşka bir çağa doğru evriliyor. Yani bugünlerde bir neleri konuşuyoruz? Mesela blockchain, bitcoin gibi kavramlar, daha önce hiç olmayan kavramları konuşmaya başladık. Artık nasıl olacak bilmiyoruz, ne zaman olacak. Metaverse dediğimiz sanal gerçeklik kavramlarını bir taraftan konuşmaya başlıyoruz. Ve dolayısıyla gençler bu hızlı gelişmeler olurken kendilerini geleceğe nasıl ayarlayacak? Burada hoş bir karikatür olduğunu görüyoruz. Şuraya bakarsınız. Ne diyor? Selamünaleyküm Eray abi. Bu nasıl bir araba böyle? Bu Google'un sürücüsüz arabası Orhan'cığım deyince buradaki karakter atta şey yapıyor, cevap veriyor sürücüsüne. Önce bizden kurtuldular. Şimdi sıra sizde Orhan. Çember daralıyor Orhan diye bir cevap veriyor. Gerçekten çember daralıyor. Bu gelişmeler olurken öğrenciler ne yapacaklar? İşletmemi seçecekler, bu gelişmeleri kodlayacak, işin teknik kısmında mı yer alacaklar? İşte tam bu noktada aslına bakarsanız yönetim bilişim sistemleri bölümünün devreye girdiğini görüyoruz. Çünkü artık bilgi dediğimiz zaman bilgi için yeni petrol tabirini kullanıyoruz. Şimdi bilgi yeni petrol lafını birçok yerde görmüşüzdür. Peki niye bilgi yeni petrol? Biliyorsunuz petrolün işlenmesi gerekir. İşlendikten sonra işte benzin olarak farklı ürünler olarak karşımıza çıkar. İçinde bulduğumuz çağda da bilgi, bilgisayar teknolojileri kullanarak, yapay zeka teknolojileri kullanarak işleniyor. İşte tam bunu yapabilecek ve bunun uygulamalarını yapabilecek öğrencileri bizler yönetim bilişim sistemleri olarak yetiştiriyoruz. Çok sık duyduğumuz tabirler var. Endüstri 4.0 gibi tabirleri de çok hızlı bir şekilde duymaya başladık. Artık karanlık fabrika dediğimiz fabrikaların konuşulduğunu da duyuyoruz. İçinde tamamen robotların çalıştığı, içinde işlerin olmadığı, dolayısıyla elektrik açmaya gerek kalmayan ortamlardan bahsediliyor.
artık sistemlerin kendi kararlarını kendisi verebildiği ortamlar. İşte bu dijital dönüşüm ortamında, artık teknoloji ve işletme teknolojileri ikisi bir arada yürümesi zorunlu bir hal aldı. İşte içinde hem yönetim hem bilişim kelimeleri geçen yönetim bilişim sistemleri bölümü işte yıllardır dünyayı bugünlere hazırlıyor. Şimdi burada bizim öğrencilerimizi bizler tam da bu tüm gelişmeleri hazır olacak şekilde yetiştiriyoruz. Şimdi bu ERP dediğimiz kurumsal kaynak planlama programları ile beraber bu dijitalleşme başladı. Kurumsal kaynak planlaması dediğimiz zaman herhangi bir ürünün ilk üretim aşamasından müşteriye ulaşmasına kadarki olan tüm aşamalarından bahsediyoruz. İşte bu aşamayı daha önceden daha çok mühendislik birimleri yönetiyordu. Ama artık bu aşamaların içerisine işletme birimlerinin katılması şart oldu. Artık dijital dönüşümle beraber hem işletme hem tasarım beraber yürümesi gerekiyor. Şimdi dolayısıyla bu bir taraftan teknolojilerin çok yaygın kullanıldığını görüyoruz. Diğer taraftan bu hızlı gelişen teknolojiyi tasarlayacak gençlerin de olması gerekiyor. Tüm bu sistemleri yönetecek hem teknik konulara hakim hem işin işletme boyutlarına hakim kadrolara ihtiyaç var. Aslına bakarsanız yönetim bilişim sistemleri bölümünün hedefi CIO dediğimiz Chief Information Officer'ları yetiştirebilmek. Çünkü sadece teknik konulara hakim olduğunuz zaman bu alanların işletme, bu alanların yönetim konularına eksik kalacaksınız. Ya da sadece bir işletme mezunu olduğunuz zaman bu teknolojiler size oldukça yabancı gelecek. Artık bu alanların beraber yürümesi gerekiyor. Yani bizim bölümü en iyi anlatan, burada bir bilgi sistemleri direktörü dediğimiz profil var. Bu profile uygun olabilmek için hem bilgi güvenliğini bilmeniz gerekiyor, hem teknolojiyi, hem işletme, hem uygulama alanlarının hepsini beraber bilebilmeniz gerekiyor. Bizler geleceğin bilgi sistemlerini yönetecek adaylarını yetiştiriyoruz. Şimdi burada biraz ben burada sizlere işte kendi görüşlerimi sundum ama biraz da akademik kaynaklar bu alanda neler diyor dediğimiz zaman özellikle 2000'li yıllardan sonra bu konuştuğumuz konular çok hızlandı. Burada bir akademik çalışmada akademik çalışmaya baktığımız zaman burada dikey eksende teknolojiler ve bunların uygulama alanlarını görüyorsunuz. Bu bilgisayar mühendisliği, bu yine bilgi sistemleri, bu IT teknolojileri, şu bilgisayar mühendisliği olarak görüyorsunuz. Burada 2005'li yıllardaki tahminlerin tamamen gerçekleştiğini ve bilgi teknolojilerinin hem teknoloji ve hem işletme boyutuyla öneminin gitgide arttığını öngörüleri vardı ve artık bugün bunları bizzat yaşıyoruz. Dolayısıyla yönetim bilişim sistemleri dediğimiz zaman özetlememiz gerekirse bu alan ne yapıyor diyecek olursak bir bilişim stratejisi oluşturmaya artık bir kurum büyüyeceği zaman mutlaka teknolojiyi kullanacak ve stratejilerini ortaya koyarken mutlaka bilişim teknolojilerini bilmesi gerekecek. Dolayısıyla bir bilişim stratejisi oluşturmayı bu bilişim sistemlerini tasarlamayı, geliştirme ve yönetmeyi de aynı şekilde yönetim bilişim sistemleri içeriyor. Dolayısıyla burada karar verme, planlama, kontrol konularına hakim olması gerekiyor bizim öğrencilerimizin. Az önce söylediğimiz gibi CIA adaylarını yetiştiriyoruz. Ve de
Boğaziçi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü yüksek lisans programı da var aynı şekilde. Yani bilgisayar mühendisliği ya da diğer mühendislik alanlarından da evet biz bu çağın gerisinde kalmak istemiyoruz diyenler oldukça yoğun talep gösterdikleri ya da işletme mezunlarının da çok yoğun talep gösterdikleri yüksek lisans programımız da var. Aynı şekilde doktora programımız da var. Dolayısıyla bizler Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü olarak bu alandaki geleceğin hocalarını da yetiştiriyoruz. Peki şöyle kısa bir ders programımıza bakalım. Bizler hangi konuları öğrencilerimize anlatıyoruz? Birinci sınıf programına baktığın zaman öğrencilerimiz ekonomi, yönetim organizasyon, bilişim sistemleri teknolojilerine giriş, algoritma ve programlamaya giriş ve matematik dersi alarak başlıyorlar. Matematik derslerimizi matematik bölümünden alıyoruz. Ve ilk dönem seçmeli ders alıyor öğrencilerimiz. İkinci dönemde ise ekonomi, pazarlama prensipleri ve nesneye yönelik programlama. Dolayısıyla öğrencilerimiz bizim daha ilk sınıfta programlama öğrenmeye başlıyorlar. Ve veri tabanına giriş ve ikinci sınıfta matematik bölümünden matris kuramı diye bir ders alıyoruz. Çünkü özellikle bu matrisler daha sonra makine öğrenmesi ve yapay zeka alanlarında gereken bilgiler içeriyor. Üçüncü döneme baktığınız zaman finans muhasebesi, istatistik, yine web tabanlı uygulama programlama, bulut bilişim gibi uygulamaları içeren bilgisayar donanımı yazılım dersi ve seçmeli dersler alıyorlar. Daha sonra yönetim muhasebesi, araştırma yöntemleri, işletmelerde veri iletişimi, yönetimsel iletişim gibi dersleri de alıyorlar. Gördüğünüz gibi teknik dersler ve işletme dersleri belli bir uyum içerisinde öğrencilere veriliyor. Ve aynı şey 3. sınıfta artık derslerin daha çok mesleki derslerin ağırlıklı olduğunu, veri madenciliği, veri tabanı sistemleri gibi derslerin olduğunu, karar vermede sayısal analiz gibi daha çok mesleğe ve bilişim teknolojilerine yönelik derslerin ağırlıklı olduğunu görüyorsunuz. Ve son sınıfa geldiğiniz zaman ise oldukça zengin seçmeli ders alternatifleri var. Öğrenciler kendi ilgi alanlarına göre bunları belirleyebiliyorlar. Burada baktığınız zaman işte siber güvenlik, işletmelerde yapay zeka uygulamaları, işte bilgisayar kullanımında insan faktörü, bilişim teknolojisine girişimcilik gibi dersler olduğunu görüyorsunuz. Bu girişimcilik dediğimiz konu günümüzdeki en önemli alanlardan birisi. Artık insanlar akıllarına yeni bir fikir geldiği zaman bunu teknolojiye döküp bu fikirlerini hayata geçirip bunların uygulamalarını insanlığa ya da dünyaya kazandırabiliyorlar. Şimdi eğer bu buradaki eski mezunlarımızdan Volkan Bey de burada. Kendisi bu teknoloji alanında hem melek yatırımcı hem önemli bir girişimci. Bu çağımızı yakalayacak girişimleri yapmak için hem olayın işletme boyutunu anlamanız gerekiyor. Çünkü yoksa öyle süper bir icat yaparsınız ki insanların ticari açıdan işine yaramayacak bir şey olabilir. Ya da işletme konusunda çok iyisinizdir ama bunu tasarlayacak bilgi birikiminiz olmayabilir. Dolayısıyla geleceğin Elon Musk'larının yetiştiği bölüm yönetim bilişim sistemleridir diyebilirim. Çünkü teknolojik bir temel almadan aklınıza gelen fikirleri hayata nasıl geçireceğinizi nereden bilebileceksiniz ki? O yüzden bu girişimcilik noktasını asla kaçırmamamız gerekiyor. Yani şöyle bir kendi tarihimize baktığımız zaman, yani işte Fatih Sultan Mehmet dediğimiz zaman değil mi? Gemileri karadan yürüttüğünden bahsediyoruz. Yani bu açıdan diyebiliriz ki en büyük inovatif düşünen kişi Fatih Sultan Mehmet'tir. Yani daha o zaman o teknik olanaksızlıklar içerisinde bunu düşünmüştü. Şu an teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki sosyal medya çıktı. Mesela artık yeni bir platform çıkmaz gibi düşünüyorduk ama TikTok gibi bir platform çıktı ve çok hızlı bir şekilde
çok yüksek kullanım oranlarına yükseldi. Demek ki öyle bir çağda, öyle bir ortamda yaşıyoruz ki her türlü parlak fikir hızlı bir şekilde hayata geçirildiği zaman çok değerli olabiliyor. Çalışanlarımız bizim hangi alanlarda çalışıyor diye baktığımız zaman burada öncelikle danışmanlık ve denetim alanlarında çalıştıklarını görüyoruz. Sonra yazılım geliştirme, finans ve bankacılık alanlarında özellikle alana aranan bir alan olduğumuzu söyleyebilirim. Üretim tabi donanım ve ağ alanlarında bizim öğrencilerimiz çok rağbet görüyorlar. Bizde son sınıfa gelen bir öğrenci mobil programlama gibi bir ders öğrenip aklındaki bir fikri bir mobil uygulamaya geçirebiliyor. Sağlık, tekstil, ilaç, lojistik ulaşım görüldüğü gibi mezunlarımız çok farklı alanlarda çok kilit roller oynayabiliyorlar. Burada mevcut mezunlarımızın çalıştığı Türkiye'deki şirketlere baktığımız zaman Facebook ve Google gibi şirketlerde yurt dışında çalışan mezunlarımızın olduğunu söyleyebilirim. Özellikle danışmanlık ve denetim alanlarında işte KPMG, PricewaterhouseCoopers, Accenture, Ernst & Young gibi şirketlerde özellikle yönetim bilişim sistemleri mezunlarının arandığını burada belirtmeliyim. Telekomünikasyon şirketlerinde Turkcell, Türk Telekom, Vodafone gibi şirketlerde yönetim bilişim sistemleri mutlaka isteniyor. Çünkü oralarda özellikle çok hızlı bir şekilde strateji geliştirmeleri gerekiyor. Ve de bizim mezunlarımız verileri analiz edip en uygun stratejileri geliştirme konusunda oldukça iyiler. Ben şimdi sözü mezunlarımıza vermek istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soru cevapla ilgili de bir bölümümüz olacak. Özellikle bugün burada bölümümüzün tecrübeli hocalarından Ali hocamız da burada. Sorularınızı hep beraber cevaplıyor olacağız. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Ben 2007 mezunlarından Volkan Biçer. Öncelikle anne ve babaları tebrik ederim. Buraya geldiyseniz çok iyi bir evlat yetiştirdiğiniz için şu an bir seçim döneminde evladınız. Çok kolay bir emek değil. Sizleri tebrik ederim. Aynı zamanda da teşekkür ederim. 2007 mezunuyum. 2007 mezun olmakla beraber çalışma hayatına neredeyse birinci sınıftan başladım. Bizim bölümün açıkçası şöyle bir yapısı var. Konuşma uzadıkça tamamlayabiliriz orasını. Ben bizim bölüm mezunlarını İsviçre çakısına benzetiyorum. Çünkü bizim bölümde şu anki mevcut ki bunu yaşayan birisiyim. İş hayatında en önemli şey joker eleman. Yani gerçekten iş hayatında baktığınız zaman hem işin teknik tarafından anlayabilecek, hem kodundan anlayabilecek, hem işin işletme tarafından, hem bazen satışçı olabilecek, hem finansal bir tabloya baktığı zaman ki Ali hocam benim de finans hocamdı. Kendisi sayesinde çok güzel incelemelerde bulundum kendi şirketlerimde kurduğum. Hepsinden anlayabilecek insan gerçekten şu an bir şirketin işine en çok yarayabilecek insan. 2007 yılında mezun oldum ama dediğim gibi birinci sınıftan itibaren ben de çalışmaya başladım. Önce Oyak Teknoloji'de çalıştım, sonra Turkcell'e geçtim. Aşağı yukarı 3-4 sene Turkcell'de çalıştım. Turkcell'den sonra mezun olduktan sonra part-time çalıştım ki bizim bölümümüzün en önemli avantajlarından birisi sizin part-time'da çalışmanıza genel ders yapısı itibariyle oldukça açık olması. Bu çok çok önemli bir fayda. 2007'den sonra Turkcell'de bir sene çalıştıktan sonra Yahoo'da çalışmaya başladım. Hatta Yahoo'nun Türkiye'deki ilk elemanıyım. Aslında bölümümüzde Yahoo'nun Türkiye'deki ilk elemanını çıkarmış olarak söyleyebiliriz. Orada bir sene geçirdikten sonra kendi şirketimi kurdum. Mobil reklam üzerine. İsmi Mobilike'ti. 2009 yılında kurdum. 2015 yılında onu exit ettim. Exit etmek de kurduğumuz bir şirketi aslında işte yabancı veya Türk olabilir ama ben bütün exitlerimi yabancılara yaptım. Yabancı bir firmaya. Bizim yaptığımız iş Türkiye'de biz mobil reklam üzerine çalışıyorduk. Cep telefonu ve uygulamalar üzerinde gördüğünüz reklamlar, bunların optimize edilmesi, doğru kişiye doğru reklamı gösterilmesi. Bunu 2015 yılında exit ettik, sattık. Çok önemli bir şey şu anda genelde girişimcilik dünyasına bakarsanız temel en son başarı mutlak suretle bir şirketin devam etmesi ama yurt dışından gelen bir sermaye
yurt dışından gelen bir firma, sizin yaptığınız işi global ölçekte yapan bir firma gelip sizi satın alıyorsa bu oldukça önemli bir parametre. Biz ilk şirketimizi sattığım zaman 33 milyon dolar civarında bir değerlemeyle sattık. Aşağı yukarı 20 bin lira bir sermayeyle kurmuştuk. Ve aşağı yukarı da yani ilk başladığımızda 3 kişiydik. Neden 3 kişiydik? Şu güzellik vardı. Ben mesela şirketi ilk kurduğum zaman reklamların hem kodunu yazabiliyordum. Yani mobil web sitelerinde ve mobil uygulamalarında görünmesi, o reklamın oraya gitmesi için. Aynı zamanda tasarımını yapabiliyordum. Aynı zamanda işte Akbank'a, Türkcell'e gidip de satışını da yapabiliyordum. Sonra onun raporlamasını da kendim yapabiliyordum. Bütün bu süreç aşağı yukarı özellikle bir sene boyunca maksimumda 9-10 kişiye falan filan ulaştık. Bunun ana sebebi de gerçekten bu bölümde kazandığım temel dinamikler. Yani sadece tek bir alana yönelmeyip olabildiğince farklı alanlarda kendimi geliştirme imkanım. Ondan sonra sattığım şirkette profesyonel olarak çalışmaya devam ettim. O şirket farklı sorumluluklar verdi. Buradaki bizi satın aldıklarında 30 kişilerdi. Ben ayrıldığımda 200 kişiydik Türkiye'de. Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika'nın genel müdürü olarak bıraktım. Bırakma hikayem de şöyle. 2018 yılında oyun tarafıyla ilgileniyordum. Mobil oyun tarafıyla. Tabii dijital dünyanın içindesiniz, girişimcisiniz. Bu bölümün de size verdiği önemli yeteneklerden bir tanesi çok farklı iş kollarını analiz edebilirsiniz. Çok rahatlıkla analiz edebilirsiniz. Çünkü buradaki okul hayatının içerisinde bir veri tabanıyla başlıyorsunuz. Onu nasıl hayata geçirimle başlıyorsunuz. Sonra onu devam ettiriyorsunuz. Onu satarsam, kullanırsam nasıl satabilirim? Bunun muhasebesini nasıl tutabilirim? Hepsine baktığınız zaman aslında ben bizim bölümün tabii ki bilgi tarafında çok önemli bir kaynak yetiştiriyor ama aslında çok iyi bir girişimci yetiştiren bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Özellikle yani Türkiye açısından da baktığım zaman bu girişimci yetiştirmeye yönelik bu kadar ciddi bir desteği bölümün müfredat olarak da hocalarımız olarak da bence çok önemli. 2018 yılında farklı bir şirket kurdum. Rolik Games isminde. Onu da 2020 yılında 220 milyon dolara dünya devi olan Zynga'ya sattık. Dolayısıyla benim hayatım biraz böyle kur ve satlarla geçti belli bir dönem. Şu anda sadece yatırımcı olarak çalışıyorum. Aynen benim bu okuldan mezun olduğumda Volkan Biçerleri yakalamaya çalışıyorum. Onlara yatırım yapıp onların da büyümesini çalışıyorum. Bu süreç ya olabildiğince keyifli, açık konuşmak gerekirse bizim bölümdeki dünyada mobil dünya ve yani şu anki bu mobil teknoloji dünyasıyla çok çok yakın, çok çok ciddi şekilde yakın. Çünkü hem tüketiciyi, hem cihazı, hem ikisinin arasındaki bağlantıyı siz tamamıyla anlayabiliyorsunuz. Yani karşılaştırma yapmak istemiyorum tabii ki ama bir işletme öğrencisi, bir iktisat öğrencisi sizin noktanızda olamaz. Mezun olduğu zamandan bahsediyorum. Sonra kendisini geliştirir, farklı bir şeylerle geliştirebilir. Ona bir şey diyemem. Bizim bütün okulumuzun bölümlerinin hepsi çok kıymetli. Ona hiçbir şey diyemiyorum ama günümüzdeki işlere baktığınızda mesela şu an telefonunuzu açın, oradaki uygulamalara bakın. Facebook, Google, Instagram, ne bileyim Twitter, bunların hepsi bir girişim olarak doğmuş ve kuran insanların hepsinin başındaki insanlara bakarsanız bu insan sadece bir finansçı, bu insan sadece bir yazılımcı, bu insan sadece bir X alanında başarılı bir insan değil. Genelde bu şirketlerin bu noktaya getiren insanlar, bu telefonunuz yani içinde taşıdığınız telefonunuz içindeki olan uygulamaları kuran insanlar çok farklı alanları görebilen insanlar. Dolayısıyla o açıdan da baktığınız zaman hani bir lider yetiştirme noktasında da bölümümüzün çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Özellikle de ben o bölümde de aynı zamanda girişimcilik dersi de veriyorum. Kıymetli hocalarım sağ olsunlar böyle bir imkan sağladılar bana. O açıdan da baktığınız zaman gerçekten girişime, günümüz teknolojisine, günümüz iş prensiplerine çok çok faydalı bir dünya. Siz şu anda buradan mezun olan bir insan, açık konuşuyorum, Türkiye'de ve dünyada her şirkette çok rahatlıkla iş bulabilir. Çünkü bakış açınız çok geniş, çok daha jokersiniz. Farklı bir bölümün başındaki bir insan gitse sizi oraya da müdür olarak koyabilirler çok rahat bir şekilde. Çünkü bakış yelpazeniz, yani gözlerinizin gördüğü şeyler ve analiz ettiğiniz şeyler çok çok farklı. Girişim olarak şunu söylemek istiyorum. Yani öğrenci buraya inşallah girmesi imkanı olan öğrencilersiniz. Burada bence girişimcilik de çok çok önemli. Yani bizim bölümümüz buna çok güzel bir alan açıyor gerçekten. Yani çünkü altyapı olarak yetiştirdi. Sen şu anda bir girişim neyi ister? Az kişiyle çok iş yapabilmek ister. Yani kendi şirketinizi kurmak istiyorsanız, müteşebbüs, entrepreneur ruhunda bir insansanız az kişiyle çok iş yapmanız önemlidir. Bu bölümde size ilk bunu sağlıyor. Mesela işletme mezunu şu anda bir mobil oyun şeyi kurmaya çalışsın. Yanına hemen teknik bir adam alması gerek. Kesinlikle yani. Çünkü kendisi yazamaz, kendisi kodlayamaz. Bilemez. En başındaki o süreçte mutlaka yanına bir atıyorum bilgisayar mühendisinden birisini alması gerekiyor. Bilgisayar mühendisliğindeki bir arkadaş kendisinin yanına bir uygulama bir şey yapıyorsa kendisine belki bir işletme background'lu veya işte ne bileyim belki biraz daha iktisat vesaire tarzında birisini alması gerekir. Çünkü iş
sadece yazılım değil. Aynı zamanda kullanıcının neye ihtiyacı olup olmadığını da analiz edebilecek birisi. Veya belki oradan bir şey satacaksınız. Onu satacak olan insana da ihtiyacınız var. Hiçbir yazılımcı doğru düzgün satış yapmaz. Ben buna şahidim. Senelerce çok insan çalıştırdım. Dolayısıyla hepsine baktığınız zaman bir girişim kurma noktasında bu bölüm size inanılmaz bir avantaj sağlıyor. Farklı şirketlere girdiğinizde de avantaj sağlıyor. Yani kurumsal bir şirkete girdiğinizde de sağlıyor ama ben genelde şunun taraftarıyım. Bizim bölümden mezun olanlar kendi işlerini kurmalı, çıkmalı, yatırım almalı. Ülkemize, işte memleketimize para getirmeli. İşte milliyetçilik tanımı benim için mesela budur açık konuşmak gerekirse. Ne kadar istihdam yaratıyorsanız, ne kadar buraya kaynak getiriyorsanız yurt dışından o kadar ülkenizi seviyorsunuzdur. Bu bölümde tamamıyla sizi özellikle bir... Yani girişimi kurduğunuzda ilk 2-2,5 sene içerisinde inanılmaz bir avantaj sağlıyor. Bir de şunu hatırlatmak istiyorum. Şu an işte ne bileyim haberlerde dinlediğiniz, telefonunuzda kendinizin girdiğiniz bütün uygulamalara bakın. Yani bunlar mesela Ford, ne bileyim işte Algida, Unilever falan filan değil. Bunlar işte yeni nesil uygulamalar. Bunların hepsini yapan insanlar hep girişimci ve dünya tamamıyla bu tarafa gidiyor. Dolayısıyla önemli olan aslında belki de çok tercih edileceğinizi garantisini veririm. Büyük firmalarda, Unilever'de, Turkcell'de, Adidas'ta, Vodafone'la çok mezunumuz var. Hepsinde oraları gezmiş, çok rahat bir şekilde orada çalışmış, çok yüksek noktalara gelmiş birçok arkadaşımız var. Ama asıl mezunum ben bizim gibi bölümden mezun olup kendi şirketini kurmak olduğunu düşünüyorum. Bunun için de en güzel altyapıyı burası veriyor. Tam bir İsviçre çakısı diyebilirim. Elinizde her şey var. Çok rahat bir şekilde kendi işinizi kurabilirsiniz sıfırdan. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Yurt dışında da yani çalıştığım için, global olarak da çalıştığım için, aynı zamanda kurduğum şirketleri yurt dışına da sattığım için, yurt dışı odaklı da baktığınız zaman bu bilgilerin hepsini yan yana koymak, yani işletmeden anlamak, finanstan anlamak, bunun yanında yazılım bilmek, yani bir işi kurarken o veri tabanının nasıl analiz edilebileceğini bilmek, ki ben bunu aşırı derecede yaşadım gerçekten yani. Hani nasıl kurmanız gerektiğini çok iyi anlıyorsunuz. Sisteminiz kolay ilerliyor. Ben mesela işte Rolik Games'i kurduk. İkinci senede 220 milyon dolara sattık. Bunu kurarken mesela hocamızın da değindiği işte hani CRM sistemi vesaire her şeyi ilk gün çok net bir şekilde kurduk. Çok az işimiz vardı ama o sürecin mükemmel olmasını istedik. Çünkü biliyoruz bunların yapılması gerek ve mesela o algı aslında bölümden kalan bir algı. Veri tabanımı çok iyi kurmalıyım. Satış yapacağım. Benim satış sunumlarımın template'ı, işte arka planı, şusu busu mükemmel olması. Finans. Finansta ben gideceğim PwC ile çalışacağım. Çünkü dünya global bir finansçısı. En iyi analizi onlarla beraber yaparım vesaire noktası. Sonra 2 senede 220 milyon dolar sattık. Elbette her şey bu kadar kolay olmaz. Onu biliyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Çok iyi girişimci üreten bir bölüm. Çok iyi bir şekilde sizi hayata hazırlayan bir bölüm. Kesinlikle hiçbir zaman iş kaygınız zaten olmayacak. Kesinlikle hiçbir zaman yani bir ne yapsam ne etsem diye düşünmeyeceksiniz ama en azından şu anda dünyanın konuştuğu trendlere en yakın bir şekilde öğrenci yetiştiren bölüm ve dersler burada diyebilirim. Buradayım zaten. Sorularınız varsa sorarsanız, çok fazla da zaman almayayım sizlerden. Tekrar anne babaları çok tebrik ederim. Genç kardeşlerimi de çok tebrik ediyorum. İnşallah bölümde buluşuyoruz. İnşallah sohbet etme imkanımız da olur. Çok teşekkür ederim. Şimdi sırada bir 2021 mezunumuz Betül Taşkın var. Kendisi KPMG şirketinde bilgi güvenliği denetimi alanında çalışıyor. Yani bizim bölümün en önemli alan konularından birisi de siber güvenlik. Aslında benim çalışma alanım siber güvenlik. Yani çok bir cümleyle oradan da bahsetmem gerekirse, biz 2017 yılında bir siber güvenlik merkezi kurduk Boğaziçi Üniversitesi'nde. Ve orada yaz kampları ve kış kampları düzenliyoruz ve bu zamana kadar bu kamplardan binlerce öğrenciyi de siber güvenlik sektörüne yetiştirdik. Ve tabii ben yönetim bilişim sistemleri bölümünde olduğum için bu kamplardan da ilk duyan ve bu kamplarda ilk koşan öğrenciler genelde yönetim bilişim sistemleri bölümü öğrencileri oluyor. Betül Taşkın da bu alanda çok başarılı bir öğrenciydi ve mezun olur olmaz da bu alanda iş buldu. Bu Big Four dediğimiz KPMG, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young gibi şirketler tüm dünyada şubeleri olan
Ve özellikle finans şirketlerinin her türlü bilgi teknolojileri ve finansal denetimlerini yapan şirketlerdir. Dolayısıyla kendisiyle de gurur duyuyoruz. Ben Betül'ü sahneye davet ediyorum. Merhabalar herkese. İsmim Betül Taşkın. 2016 yılında yönetim iletişim sistemlerine girdim ve 21 yılında mezun oldum. 5 senede hazırlıkla birlikte okulu tamamladım. Ben Boğaziçi Üniversitesi'ni çok seviyordum. Yani öyle hani hiç mezun olmak istemiyordum ama bir şekilde beni mezun ettiler. Erasmus'a gittim 3. sınıftayken Almanya, Hannover'e. Orada böyle şey pandemiye denk gelmişti, bazı derslerimden kalmıştım. Uzatmak istemiştim okulu ama bir şekilde mezun olabildim tam zamanında. Ben 2 senedir siber güvenlik danışmanı olarak çalışıyorum. Big Four isminde 4 büyük global danışmanlık şirketi var. Onların ikisinde çalışma fırsatı buldum. Mezun olduğum gibi EY'da yani zorunlu stajımı EY'da yapmıştım. Daha sonra orada devam ettim bir sene. Daha sonra KPMG'de de bir senedir mevcutta çalışıyorum. Bilgi güvenliği, siber güvenlik danışmanlığı, denetimler, işte bu tarzda işler yapıyoruz günlük hayatımızda. Ben bugün sizlere kendi kariyer hayatımı nasıl başladığımı anlatmak istiyorum. Aynı zamanda Boğaziçi'nde okumanın, özellikle yönetim iletişim sistemlerinde okumanın avantajlarından biraz bahsetmek istiyorum. 2016 yılında da ben de sizin gibi burada oturuyordum ve yönetim iletişim sistemlerinin ne olduğuna dair çok bir fikrim yoktu benim de. Bizim zamanımızda çok da bilinen bir bölüm değildi. Hiçbir kendi lisemden mezun kişi de yönetim iletişim sistemlerini seçmemişti daha önce. İnternetten araştırdığımda yurt dışında çok fazla bilinen bir bölüm olduğu ve iş imkanlarının çok fazla olduğu, yurt dışına açılmak istiyorsanız yurt dışındaki imkanların çok fazla olduğu bir bölümdü. Aynı zamanda çok da multidisipliner bir bölüm olduğu için seçenek şansınız çok fazla oluyor. Bizim bölümden mezun CRM uzmanları, veri bilimi uzmanları, yazılımcılar, kendi şirketini kuranlar, girişimciler, işte çok çok fazla alanda iş imkanınız oluyor ve aldığınız bu derslerin hepsi size aslında bambaşka bakış açıları katıyor. Hem yönetimsel hem de teknik anlamda bir altyapı kazanıyorsunuz burada. Bambaşka disiplinlerden bambaşka dersler alıyorsunuz. Siber güvenlik alanına ben nasıl girdim? Ben Bilgin Hocam sayesinde girdim siber güvenlik alanına. Çünkü derslerimiz, siber hukuk dersimiz vardı ama o zamana kadar hiç böyle bilgi güvenliği, siber güvenlikle ilgili çok bir çalışmam olmamıştı. Bizim okulumuzda BÜSİBER diye bir siber güvenlik merkezi var. Boğaziçi Üniversitesi Yönetim İletişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi. Biz orada yaz ve kış kampları düzenliyorduk. Hala düzenleniyor. Orada ofansif güvenlik, defansif güvenlik, işte beyaz şapkalı hacker nasıl olunur, KVKK çalışmaları gibi siber güvenlik ve bilgi güvenliği ile alakalı birçok eğitim alıyorsunuz kamplarda. Ve size bir temel oluşturuyor. Bu temelin üzerine kendiniz istediğiniz şekilde gidebiliyorsunuz. Ben de bu BÜSİBER'de bir yaz kampına katılmıştım. Daha sonrasında KVKK alanındaydı benim girdiğim eğitim. Daha sonrasında freelance olarak daha öğrenciyken firmalara, şirketlere, Bilgi Hocam'la birlikte giderek hem kendi paramı kazanıyordum hem de bu bilgi güvenliği alanında kendimi geliştiriyordum. Kişisel veri envanterleri çıkartıyordum. Bir çok bilinen bir sigorta şirketinde platformunda, dijital güvenlik platformunda blog yazıları yazıyordum. Aslında daha mezun olmadan kendi CV'mi, özgeçmişimi dolduruyordum yani. Hani bunu böyle çok amaçlamıyordum ama her yerden bir alıyorsunuz o bilgiyi. Ve size öyle bir yol sunuyor. Ben zaten benim hayatım birazcık öyle oldu. Hani yönetim iletişim sistemlerini de seçerken, danışmanlığı da seçerken biraz böyle iyi insanlarla karşılaşarak, böyle karşıma fırsatlar çıkıp değerlendirdikçe şu an buradayım ama daha kariyerimin çok başındayım tabii. Daha ilk senede çalışıyorum. Daha sonra ben bir bankada çalışmıştım, staj yapmıştım bilgi güvenliği stajyeri olarak. Daha sonra da siber güvenlik danışmanlığına geçtim. İş hayatında da Boğaziçi mezunu olmanın o kadar fazla avantajını gördüm ki gerçekten insanların size olan gerçekten bakış açısı değişiyor. İngilizce yeterliliğiniz diğer insanlara göre çok daha fazla oluyor.
Keza yönetim bilişim sistemlerinin sağladığı size o multidisipliner bakış açısı çok farklı bir yere konumlandırıyor sizi. Her şirkette, yani benim sadece danışmanlık şirketinde değil, her şirkette Boğaziçi mezunu olmanın çok avantajını görüyorsunuz. Üniversite genelinde de keza çok farklı kültürlerden insanlarla tanışıyorsunuz. Zeka seviyeleri konuşmalarınızda zaten anlaşılıyor. Çok farklı kültürler tanıyorsunuz. Herkese kucak açan bir üniversite. Çok farklı kulüpler var. Ben münazara kulübünde de yer aldım, badminton kulübünde de, kadın araştırmaları kulübünde de. Çok fazla size imkan sağlıyor bu üniversite. Dediğim gibi Erasmus'a gittim. Yurt dışı olarak çok fazla imkan sağlıyor. Eğer yurt dışı hayaliniz varsa, buradan mezun olduğunuzda, hatta okurken bile yurt dışı kapıları açılıyor size. Benim çok arkadaşım şu anda yurt dışında yüksek lisans yapıyor, çalışıyor keza. Yani insanların, konuştuğunuz insanların espri seviyesi bile değişiyor gerçekten. Burada çok fazla şey katıyorsunuz kendinize. Ve benim kendi kişisel hayatımda bu okulun bana kattığı en büyük şeylerden biri, size hani yapamazsınız denen şeyleri yapabilecek özgüveni katıyor burası. Dediğim gibi Boğaziçi Üniversitesi konumuyla, akademik kadrosuyla, imkanlarıyla, kulüpleriyle, her şeyle çok kapsamlı bir üniversite. Umarım siz de yönetim bilişim sistemlerine girme şansı bulursunuz, bu bölümü okursunuz. Ben hiç pişman değilim. Şu anda 2016 yılına geri dönüp tekrardan en baştan okuyabilirim. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun şimdiden. Tebrik ederim.